Herkese merhaba arkadaşlar. Kötü bir günle, kötü haberlerle karşınızdayım. Gerçekten hiç ihtiyacımız olmayan bir zamanda geldi bu haberler. Maalesef sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Ve bu süreçte neler olacak bunları hep birlikte göreceğiz. Ancak ben size bugün bu sürecin nedenini, çözümünü ve piyasaya etkisinden anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar çok kötü senaryo CZ Binance denen Champeng Zeo arkadaşlar Binance'ın kurucusu olan şu arkadaş tarafından başlatıldı. Yani bu durumun sorumlusu tamamen bu. Yani şu anda piyasada gördüğünüz bu düşüşler piyasanın yerli bir olması bütün piyasa yukarı giderken bu piyasanın aşağı yönlü gitmesinin sebebi bu adam arkadaşlar. Başka kimse suçlu değil. Luna olayında da bir bağlantısı var mı yok mu bilmiyorum ancak bu olaylardan sonra şüphe duymaya başladım. Çok ciddi şüphelerim var. Bakın şimdi. Dolar endeksi verisini sizlere defalarca kez söyledim. Dolar endeksi verisi geriledikçe geriliyor. Bütün piyasalar canlanıyor. Kripto piyasası arkadaşlar zarar ediyor. Neden? Çünkü bu adam tek olmak istiyor. Lider olmak istiyor orada kalmak istiyor. Bunun için de her şeyi yapıyor. Coin Market Cap denen platform bunlara ait. Haricinde arkadaşlar kendisiyle işbirliği yapmayan Kendisine ters düşen hatta çıkarlarına ters düşen bütün borsaları elemeye, bütün projeleri devre dışı bırakmaya, insanları zarar ettirmeye yemin etmiş gibi hareketler yapıyor. Nedir bu hareket? Neden bu kadar sinirli anlatıyorum bu durumu? Bakın arkadaşlar Şuradaki gönderisine bakın bakın. Bu öğleden sonra FTX yardımımızı istedi. Ciddi bir likitte sıkışıklığı var. Kullanıcıları korumak için tam olarak FTX.com'u elde etmek ve likitte sıkışıklığını kapatmaya yardımcı olmak için bağlayıcı olmayan bir lo imzaladık. Önümüzdeki günlerde DD gerçekleşti. Yani kısacası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurada da devamı var. Burada diyor kapsanacak çok şey var. Biraz zaman alacak. İşte FTT'nin önümüzdeki günlerde işler geliştikçe oldukça oynak olmasını bekliyoruz. Ya yani şimdi bu adam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yapıyor yapıyor yapıyor. Diyor ki ben sizi uyarmıştım. Ya Binance kullanın. Binance kullanın. Binance. Ya abi, kullanmayacaksınız arkadaşlar. Bu sektörün en önemli özelliklerinden biri merkeziyetsiz olması. Bakın size defalarca kez söyledim. Bir borsada tutmayın varlıklarınızı dedim. FTX'de olduğu gibi. Ne oldu? FTT arkadaşlar yani borsanın kendi projesini, FTT'yi çok sıkışık bir duruma soktu. Bunun da paylaşımlarını göstereyim size. Bunun da paylaşımlarını göstereyim. Bakın, geliyoruz aşağı arkadaşlar, aşağı geliyoruz. Bakın Buradaki mesajların çoğu arkadaşlar FTT ile alakalı ama bakın şundan başlayalım. FTT'mizi tasfiye etmek sadece çıkış sonrası risk yönetimidir. Luna'dan öğrenir. Bakın Luna'yı da katmış için içine. Daha önce destek verdik ama boşandıktan sonra sevişiyormuş gibi yapmayacağız. Biz kimseye karşı değiliz ancak diğer sektör oyuncularına karşı arkalarından lobi yapan insanları desteklemeyeceğiz demiş. Şimdi buradaki mesajlar yukarıdaki arkadaşlar tamamen bağımsız. Bakın şunu da göstereyim. Evet bu onun bir parçası. Binance'ın gerçekleştirdiği FTT token satışları, transferleri. Yani bu adam FTT'yi vurdu, vurdu arkadaşlar. Ezdi, ezdi, ezdi. Ondan sonra da satın alıyor. Şu an satın alma aşamasında. Bakalım ne olacak? Ya yani piyasayı tek ele almaya çalışıyor. FTX gibi bir borsayı, FTX arkadaşlar Amerika şeyli bir borsa. Ya yani bu borsayı satın alacak, diğerini satın alacak. Ya yani ezecek arkadaşlar. Yani kısacası ezecek. Şöyle Coin Market e girelim. Bakın Coin Market e girdiğimizde şunu yanlış siteye girdik. Pardon arkadaşlar. Şimdi Coin Market e girdiğimizde şurada tekrardan şunu yazayım. Şöyle açalım. Bakalım şimdi. Hatta şurada şunu da yazayım. Bakın. Binance, Coinbase, FTX. Görüyorsunuz değil mi bunları? Bunlar arkadaşlar piyasanın en büyükleri. Bakın en büyükleri. Likidite sorunu yaşatıyor. FTX'e ve FTX'i satın alıyor. Yani rakip olsun istemiyor. Güçlü rakip istemiyor. Yani burada insanlar şu algıya kapılacaklar. Binance çok güçlü. Biz Binance'da kalalım. Ama arkadaşlar sektörün yani içinden geçiyor bu hareketler. Kusura bakmasın kimse. Yani bu adam yapmaya çalıştığı şey hiç böyle masum bir şey değil. Ve bu saatten sonra da arkadaşlar Binance kullanmıyorum. Yani net olarak söyleyeyim. Binance'ı bu saatten sonra kullanmayacağım. Farklı borsaları kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü bu adamın yaptığı şey sektöre karşı bir şey. Sektörü batıracak. Sektörü arkadaşlar tek elde tutacak. Yani kesinlikle desteklemedim, kesinlikle karşı olduğum bir şey. Merkeziyetsiz borsaların merkeziyetsiz yani bu adam gibi başında biri olan ve bu adamı e, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yaptıklarını da görüyorsunuz. Bunun ne kadar yanlış bir sistem olduğunu bankacılıktan çok da bir fark olmadığını hatta daha da kötüsünü yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuzdur. Tamamen tek adam olma hırsı arkadaşlar piyasanın lideri ve tek sahibi olma hırsıyla bu hareketleri gerçekleştiriyor. Şimdi haricinde arkadaşlar dolar endeksi verilerini vesaire göstermeyeceğim sizlere. Ancak şuradaki gündeme bakın. Bitcoin, FTT, Binance, Coinbase. Coinbase çöktü arkadaşlar. Coinbase'deki çöküşe bakın. Coinbase dondu. Hizmet çalışmıyor vesaire vesaire. Birçok sıkıntılı süreç. Yani bunları hak edecek hiç kimse bir şey yapmadı. Görüyorsunuz %19, %11, %10, %16'lardaydı burası. FTT token'a bakalım. Bakın FTT token'un yaşadığı sıkıntıya bakın. Yani burada milyonlarca kişi arkadaşlar şu anda içeride kaldı. Yani basit bir şey değil bu. Bakın FTT. Yakında delist ederler. Yani bu işe girmeyin arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bakın hiç belli olmaz. Delist ettikleri takdirde. Şöyle kripto diyelim. Bakın şuradan Binance üzerinden bakalım hatta. FTT tokenin grafiğine bakın. Allah için yani bu normal bir grafik değil. Net olarak söylüyorum ya. Normal bir grafik değil. Yani ikinci Luna olayı geliyor. Yani buradan tutup arkadaşlar bakın. Luna'da da böyle olmuştu. Uzak durun. Uzak durun. Boş verin buradan gelecek karı yapmayın. Uzak durun. Net olarak söylüyorum. U uzak durun. Vadeli de orada burada kazanırız arkadaşlar. Bu vadeli de bu kumar oluyor. Bu token var ya arkadaşlar Luna'nın grafiğini biliyorsunuzdur eski Luna'nın nerelere gittiğini yani 3 dolarlardan alan kişilerin milyon dolarları eridi o yüzden uzak durun bu grafikten FTT token adını silin kafanızdan çünkü filler tepişince arkadaşlar karıncalar ezilirmiş vesaire vesaire birçok saçma sapan söz tam bu anlamı ifade ediyor yani şu an filler tepişiyor siz fil değilsiniz arkadaşlar ya belki aranızda vardır da böyle fil yoktur arkadaşlar. CZ Binance gibi güçlü bir fil olduğunu sanmıyorum. Onu bunu bu tarz insanların tarzında bu güçte insanların aramızda olduğunu çok sanmıyorum. İnşallah vardır. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Yani piyasada yukarı gideceğimiz bir dönem vardı. Ve bu etkinliği de bakın her yerde söyledim. 109 bandı 110'un altına kırılım. Buralar bizim için çok önemli. Piyasaya can suyu gelecek vesaire vesaire derken arkadaşlar geldik. Bu FTX olayı CZ'nin yaptığı bu hareketler piyasayı tekrardan düşürüyor. Bitcoin'i düşürüyor. Yani volatil piyasanın şeyini yaşatıyor bize can sıkıntısını. Şu muma bakın ya. 17.100 bandına kadar geriletti ya. 17.100 bandı. Ya şurada oluşan zararı bir düşünün ya. Şurada oluşan e, long likitasyonlarını ki zaten long pozisyondaydı neredeyse ya. Şurada bakın şuraya geldiğinde buradan long gelmesi gerekiyordu. Yukarı yönlü hareket gelmesi gerekiyordu. Ne oldu? Bu hareketle birlikte arkadaşlar piyasa uçtu uçtu. Şuraya bakın. Şurada giren kişiyi düşünün. Şuraya kadar geldi. Dedik tamam kar yapıyorum arkadaşlar. Long, long kaçtı. Yeniden üstüne çıktı dedi. Tak. Alta kadar arkadaşlar. 17.700. Hayırlı olsun likitasyon. Yani bu doğru bir hareket değil. Kesinlikle desteklemiyorum. Konuyu da çok uzatmak istemiyorum. Bu saatten sonra e, ana borsam arkadaşlar Maxi borsası. E, zaten sponsorluğum vesaire de var. Bugün gruptan da paylaştım. Değerlendirmek isteyenler işlemlerini orada yapabilirler. Her açıdan yeterli bir borsa. Böyle sıkıntılar içine girmek istemiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Tek borsa Maxi borsası değil arkadaşlar. Binance sadece artık her borsayı kullanacağım. Binance'ı kullanmak istemiyorum net olarak söylüyorum. Binance'ı kullanmak istemiyorum. Bu benim kendi tercihimdir. Sonrasında ne olur bilinmez ancak uzun bir süre Binance'ı kullanmayacağım. Yani buna net olarak eminim. Umarım FTX bu olayın arkasından çıkar. Yani Binance'la e, işbirliği ya da farklı bir durum oluşmaz. Farklı şekillerde kurtulur bu olaydan diyorum. E, başka da bir şey demiyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel haberlerle karşınızda olacağız. Görüşürüz.